Günaydın. Günaydın sevgili Günaydın. izleyiciler. Ee, çok değerli bir konuğumuz var. Ee, zaten artık o bizim bir parçamız. Evet. Çok deneyimli gazeteci, televizyoncu Emrullah. Bizlerle birlikte Hoş Emrullah Erdinç. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Emrullah'la çok önemli yayınlara imza attık. O zaten kendi YouTube'unda yıkıyor, deviriyor. Ee, bugün e, ülke gündeminde tartıştığımız gazetelerde, sosyal medyada ve haber kanallarında ve tüm programlarda konuşulan... E, trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Arıcı'nın acının ölümü sonrasında yaşananlar. 16 yaşındaki bir çocuğun bu kaza sonucu annesi tarafından başka bir ülkeye Mısır'a kaçırılması. Önce olayı bir hatırlayalım. Emrullah'ın elinde cebinde çok önemli belgeler, tüm soruların cevapları var. O bizlere tüm açıklığıyla anlatacak. İzleyelim önce. 16 yaşında lüks cipin direksiyon başına geçti, 5 kişiye çarptı, Dört kişiyi yaralayıp bir kişinin ölümüne neden oldu. Annesi ünlü yazar Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırıldı ortaya çıktı. Yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Ciyantibur'un 16 yaşındaki oğlu iki arkadaşıyla birlikte babasının lüks arabasını aldı ve gezintiye çıktı. Kemerburgaz'da ATV'leri bozulduğu için emniyet şeridinde bekleyen 5 kişiye çarptı. ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalışan evli ve bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Avcı hayatını kaybetti. Kazadan sonra TC'nin annesini arayıp yardım istediği olay yerine gelen ünlü yazar Eylem Tokun oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi. Kazaya karışan lüks ipse olay yerinde bırakıldı. Polisin çalışması sonucu anne Eylem Tokun yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu TC'yi de alarak gece 2'de havalimanına gittiği oradan Mısır'a kaçtıkları belirlendi. Eylem Tok yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Oğlumun bizden habersizce o gün arabamla dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim. Bunu kabul de ediyorum. Yalan söyleyemem bir anne olarak oğlum darp edilir mi başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum babası Bülent'le tüm yaralıların, kazazedilerin ilgilenilmesi için konuştuk. Biz yurt dışına çıkarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk. Olayın olduğu andan itibaren her gün lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam neyse onu çekeyim. Ben bir aileyi dağıttım diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik içgüdüsü, lütfen beni de anlayın. Evet, dünden beri e, aslında herkes farklı bakış açısıyla yaklaşsa da ortak paydada da buluşuluyor. Vicdan, e, Eylemin, Eylem Hanım'ın e, anneliği sorgulandığı, e, kazadaki ihmaller her şey ama asıl detaylar o kadar ince nüanslarla Emrullah tarafından geldi ki biraz... Bir evet. daha sizden dinlemek isteriz. Evet. Ya aslında baktığımız zaman eğer anne ve çocuk hmm. kaçmamış olsa Türkiye'de gün içerisinde baktığımız zaman birçok kez bu tarz hmm. böyle hani kazalar oluyor. Sıradan hani bir kaza gibi. Fakat evet. sıradan kazayı artık hani sıra dışına çıkartan bir annenin yaptıkları. Evet, evet, 16 yaşındaki bir çocuk tam düşünemeyebilir. Kanunları da tam bilemeyebilir ve zaten kanunlar önünde de baktığımız zaman 18 yaşından küçük olduğu için de indirim maddeleri vardır. Evet. Bu olayı çıkmaza götüren e, annenin yaptığı eylemlerdir. Ve yine burada baktığımız zaman artık şöyle bir tablo çıkıyor bütün Türkiye'de. Yani baktığımız zaman bir film senaryosu gibi işte adalet mi kazanacak, para mı kazanacak? Evet. İşte yine. işin e, geldiği nokta evet. bu. biz de bu yayınları yapmamızın amacı adalet. adaletin adalet. kazanması. Evet. Biz tamamen adaletin yanındayız ve adaletin bu anlamda hızlı işleyebilmesi için de bu yayınları yapıyoruz, araştırmaları evet. yapıyoruz. Daha derinlemesine de bunları sen Yani kafamızdaki ve gönlümüzdeki, vicdanımızdaki evet. adaletle ilgili sorulara, Dün ki YouTube'da programında yer verdin. Evet. Çok önemli başlıklar açtın. O başlıkları hemen özetleyelim sonra Yelda habere girecek. Hmm. Ee, 16 yaşındaki TC olay yerinden annesi tarafından nasıl kaçırıldı? Olay yerine anne eylem tokla birileri geldi mi? Yardım etmek, ambulans çağırmak yerine ne yapmayı tercih ettiler? Annenin yaralılara ait telefonları topladığı doğru mu? Olaydan kaç saat sonra ve nasıl ve ne şekilde kimlerle bağlantı kurarak yurt dışına kaçtılar ya da kaçırıldılar mı? Bunu yakalamak mümkün mü? Çok önemli bir detay verdin. Neden Mısır? Ne zaman ve nasıl gelecekler? Yasal süreç nasıl başlayacak? Ee, ve e, polisin tut tutanakta çok önemli bir detay açıyorsun. Raporda ilk kez canlı yayında. Ee, ...YouTube'undan sonra burada yayınlanacak... ...oraya bir değinecek. Evet, ve daha pek çok başlık var. Hı. Emrullah aslında... ...burada bir annenin yani... ...Eylem Hanım'ın da evladını... ...düşünerek fevri hareket etmesi... ...oradaki duygusal... Hı. ...yaklaşımı da anlaşılabilir... ...bakılsa da... Şimdi, ...buradaki nüans ne? Şimdi bir kere şunu belirtmek gerekiyor. izleyicilerimiz edeni söyleyelim. Hı. Belki bilmeyenler vardır. Şimdi Eylem Hanım... ...bu suç destekler anlamında söylemiyorum... Evet. Ee, bir anne ya da baba Hı -hı. Da, ya da daha doğrusu şöyle söyleyeyim e, bir kişi Hı -hı. suça karıştıysa birinci derecedeki yakınları Hı -hı. o kişiye yardımcı olabilir bu kanun önünde suç değildir Hı -hı. Bir Hı -hı. kere onu belirtti evet. o da şunu şey. çünkü kan bağı e, bu anlamda kanunların üstünde gelir Hı -hı. diye Evet, kişiler yardımcı olabilir. O kişi kimdir? Annesi, babası, Babadır. kardeşidir. Ama amca, dayı, bunlar dahil değil. Birinci yani kim? anne, baba anne, kardeş kaçırabilir. Anne sadece çocuğunu oradan alıp eve götürmüş olsaydı, hani olay yerine suç mahaline alıp eve götürmüş olsaydı, evinde tutmuş olsaydı ve yakalandığında annenin bir suçu yoktu. onu Oradan alıp eve götürdüğünde eve bir suçu bir yok kardeş. Yoktu ya da e, başka yani şey anlamında hani götürmüş o bir suçu yoktu. Ama Hı delilleri karartması hı hı. anlamında adaleti engellemesi sonrası için söylüyorum. Orada delilleri kararttı iddiası var ve aynı şekilde orada insanlara yardımcı olmama gibi iddialar var ama en önemlisi delilleri yok etmek. İşte Tam bu, bu noktada bu, bu artık bunu... bir suç. Eğer ki bu tabloda mal e, yani şunu söylüyorum adaletten kaçmak yerine hı hı. adalete sığmış olsalardı e, bu tablo böyle olmayacaktı. Hı, hı, hı. Peki bu tablo nasıl olacaktı? Bir parantez açalım istiyorum çünkü yaralılardan bir tane isim Süleyman Keçeci aslında çarpıcı ve senin de o parantezi doldurucu şeyler söylüyor. İzleyelim. Ee, Emullah yani, yazar Eylem Tok oğlunun telefonu üzerine hemen sonra mı geliyor? Tek mi geliyor? Kayıtlarda hemen, ne var ve yardım şimdi ediyor mu? Hemen Ettiğini söylüyor. Hemen sonra geliyor. Yani çok kısa bir süre içinde geliyor zaten. Artık bizim eleştirdiğimiz hani tına içerisinde vicdansızlık dediğimiz kısmı da burada başlıyor. Dünden beri Eylem Tok'un açıklamasını görüyoruz. Evet. Ne kadar hani sahte ve da dolu bir açıklama oldu. Evet. Hepimiz orada görüyoruz. Evet. İşte hani üzgün olduğundan bahsetmesi, acılı aileyle sözde bir empati kurduğundan bahsetmesi. Tamamen PR'cıların ve avukatların oturup yazdığı Çalışması. bir metin. Başka hiçbir şey değil yani. Ee, ama gerçek tabloya baktığımızda, ee, hiç kimse yani çocuk ne oradakiler bir yardım etmeleri söz konusu değil, ambulansı arama söz konusu değil. Bakın ambulansın yani sağlık görevlilerin olay yerine gelmesi ve itfaiyenin olay yerine gelmesi bir saati buluyor, bir saat. Evet. Yani orada her bir dakikanın her bir saniyenin ölüm kalım anlamında çok önemli olduğu bir yerde e, siz geliyorsunuz ve çocuğunuzu kaçırıyorsunuz Burada ve geldiğinizde. Bir şey var. Burayı bir araya e, girmek 7, istiyorum. 7-8 kişi var o, orada. Am, o ambulansla ilgili çok özür dilerim böyle. Çünkü çok ilgimi çektiği için girdim. Ambulansa bir de Müge yanlış adres verilmiş. Doğru. Bir de orada bir 25 dakikalık şimdi, bir kayıp olduğu şimdi, söyleniyor. Şimdi zaten İddiaları şöyle. Oradaki görgü tanıkları hani durup da sonrasında 112'yi arıyorlar. Evet. Oradaki kişiler tam böyle bir tarif yapamıyorlar. Çünkü oradan güzergahtan Evet. Geçtikleri Orman için, gittikleri için doğal olarak hani tam bir tarif söz konusu değil. Hı -hı. Oysa ki o bölgeyi hani bilen hani kişiler ve de anne hani geldiğinde Hı -hı. daha hızlı bir şekilde için o güzergaha geliyorsun. Hangi güzergahtan geldiğini de biliyorsun ve söyleyebilirsin. Hı -hı. Daha akıllı bir o an için söylüyorum yerinde ve dersiniz ki şu cadde, şurada... tam şurası daha açık bir tarif de verebilirler ve bir de doğal olarak gelecek olan e, ekip bazen telefon numarası ister ve hani bir irtibat sağlamak tamam. için o evet. orada. Ve bir saatlik bir gecikmeden bahsediyoruz. Belki de erken bir şekilde ekipler oraya gelmiş olsaydı biz bugün rahmetli Oğuz Murat Acı'nın hayatta olduğunu, hastanede olduğunu hmm. belki de göreceğiz. Takdiri ee, ilahi. Zaten Bak, evet. Dilemeyiz. Evet, Ama Ulan, en azından senin, e, erken müdahale edilmesi gerekiyor. Tabii, evet. Senin programında da yer verdin. Avukatı, Acı ailesinin avukatı diyor ki ambulansta yaşıyordu ambulans e, doğru şimdi şöyle e, tam söyleyeyim. Şimdi doğal olarak baktıklarında yani buraya oraya polis de geldiğinde, Hı. sağlık görevlileri de geldiğinde az önce Süleyman Bey de anlattı yaralı. İşte iki kişi aşağı düşüyor. O Süleyman Bey ile Oğuz Murat Acı aşağıya düşmüş haldeler. Diğerlerini buluyorlar orada. Fakat iki kişi yok. Sonrasında o Süleyman Geçer'i aşağıdan çıkartıyor. Bir kısmını kendi imkanları da çıkıyor. Orada Oğuz Murat Acı'yı bulamayınca bir 15-20 dakika da onu kurtarmak için aşağıdan çıkartmak için bir çalışma Yapılıyor. bir vakit şey, zaman kaybı çok ciddi bir zaman kaybı bu da aslında kazanın ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor, gösteriyor. çünkü o kadar bir hızlı bir şekilde sonuçta araba hızlı bir araba o kadar hızlı bir şekilde çarpıyor ki o hızlı bir çarpma sonucunda oradaki alandan uçurum gibi hani değerlendiriliyor orası oradan aşağıya uçuyor evet. yani beş kişiyi biçiyor aslında hani trafikte böyle konuşuyor Kesinlikle. peki eylem tok Hı. hayır diyor öyle bir şey yapmadım diyor ama hem görgü tanıkları hem orada olanlar bitenler orada cep telefonlarını topladığı yönünde. Doğru mu? Doğru. Şimdi iddia bu yönde. Çünkü şunu e, söylemek Bu delil e, şunu kararttı. Tabii işte. Şimdi en önemli zaten yer burası. Çünkü oradan hani birisi cep telefonu çekmiş olabilir. Sonuçta hani Tabii. kazanın vehametin ortaya yani koyabilecek bir şeylerdir. Şimdi buradaki tabloya baktığımız zaman şu var. Şimdi e, Oğuz Murat Acı'nın sonuçta uçurumdan yuvarlanıyor. Evet. Cep telefonu e, uzakta da olsa bulunuyor. Sonrasından olay yerine geldiklerinde polislerin yaptıkları e, araştırmalarda mesela Oğuz Muradac'ın telefonu bulunuyor. Evet. Ama bakıyorsunuz e, yok. önce 3 kişiydi ama 2 kişinin, kişinin cep telefonu yok. Önce birileri arıyor Ulaşıyorlar, güvenlikte diyorlar. Şimdi güvenlikte ama Nerede güvenlikte? Peki o iki kişi düş, um, uçurumdan düşenler Düşmeyenler mi? Nerede? Düşmeyenlerin Düşme, çünkü yok? Yani, yani düşmeyen, yol, yol, yol kenarında. Şimdi uçurumdan eğer birisi düşmüş olsa, yani e, hmm. ve onun telefonu bulunmamış olsa, deriz ki o uçurum esnasında bir yere gitti, parçalandı, evet, olabilir, bir taşın olası. arasına girdi, bir şey oldu. Ama ama ortada Çok olanlar onların, yok. Onların onların telefonunun bulunduğu yerde e, yukarıdaki kişilerin telefonu yok. Belli ki toplanmış. Nasıl yok? Şimdi zaten evet. soru işareti evet, burada evet, ve evet. ayrıca yine eleştirdiğim bir şey şimdi eylem tok ne açıklıyor İşte orada bize çocuğuma saldırabilirlerdi o olabilirdi. Evet, yani şey, kalabalık olarak baktığında siz zaten kalabalıksınız bakın orada çocuklar iki araçlar 5-6 kişilik bir arkadaş grubundan bahsediyoruz evet. orada zaten e, yaş küçük olan çocuğun arkadaşları yanında ve bununla birlikte annesi de geliyor kalabalık olarak baktığınızda zaten siz kalabalık. Onlar daha Yaralılar kalabalık. da zaten yaralanmışlar, Yerde, Kimsenin O esnada hani e, bazıların e, e, bilinci kapalı. Mesela orada süleyman geçer söylüyor. Ben diyor bilincim diyor. Ambulansın içinde diyor kendime ben diyor geldim diyor. Evet. Şimdi bu açıdan söylediğim zaten kimse O esnada hani kim yaptı, ne etti? Bunun derdi ne değil? Oradaki bütün herkesin derdi hani can derdine, birbirlerini kurtarmak, elbette, elbette. hani hastaneye gitmek. Bütün herkesin tek bir düşüncesi var. Öncelikle olarak sağlığı düşünüyorlar. Bir şey merak ediyorum. Mesela ambulansı ilk arayanın kim olduğu, hangi numaradan evet. geldi tespit edilebiliyor mu? Tabii ki tabii ki. Hep bunları Bu önemli. Bunların hepsi, bunların hepsi, evet. bunların hepsi savcılık istedi. O kayıtlar gelecek. Ama şu ana kadar hani bizim hani gördüğümüz, Hı. oradaki e, bulunan bir görgü tanığının e, aradığı, defalarca hani konuştuğu 3 dakikalık, 5 dakikalık bir konuşmaları var. O yüzden de mesela e, baba e, Özer Aca'nın dün ben de yayınlamıştım. Orada bir sorusu var. hani bizde diyor kayıtlar var diyor. Hı. Hani eğer de gerçekten aradıysalar diyor. Onlar da diyor Çıkıyor. bunu Çıkar. E, Peki. ekran görüntüsünü gösterebilirler. Evet. Şimdi e, e, yazar anne eylem tok diyor ki onlara yardımcı olmak konusunda doktor eşimle konuştum. Organize Hı. oldum. Cep telefonlarını Aradım. toplamadım. Orada insanlara yardımcı oldum oldum. Bir sürü böyle bir liste sıralı, sıralıyor. E, Rahmetli Oğuz Murat Acı'nın ee, ...kuzeni ise... E, ...Mesut değil mi? Evet. Kuzeni evet. Mesut ise öyle açıklamalar yapıyor ki... ...hani Eylem Hanım'ın... ...söyledikleri nerede? Dinleyelim. Şimdi iki taraflı baktığımızda aslında... E, ...Eylem Hanım'ın böyle... ...ben elimden geleni yaptım. Aradım, yardımcı olmaya çalıştım. Fevri'ye hareket ettim ama bu tarafta... ...görgü tanıkları, olayı yaşayanlar... ...o kadar keskin bir farklılık var ki... ...yani arada... ...ya acaba Eylem Hanım... Bir şey yapmış mıdır diye bakamıyoruz zaten mesele de bu zaten yazdığıyla söylediğiyle şey, tutmuyor. Hiç, tutmuyor. Bakın ben size şunu hiç tutmuyor Eğer ki gerçekten iyi niyet olmuş olsaydı bu kazada ben şöyle bir tablo görmek isterdim Orada dururlardı hı hı hı. orada beklerlerdi zaten aile sağlıkçı bir aile evet. Babası da çok ünlü bir plastik cerrah Aynı Şimdi öyle. plastik cerrah şunu için söylüyorum belki orada birisinin mikro cerrahi anlamında belki ameliyata ihtiyaç duyacak. Evet. Belki orada birilerini bulacaklar. Zaten çok önemli. Zaten temelde o tıp anlamda, eğitimi almış ki, insanlar. Çevresi de vardır. Kesinlikle. Ordanize belki de, olurlar. Belki de oradaki birilerinin çok önemli ameliyatlara ihtiyacı olacaktır. Ve hızlı ameliyatlara ihtiyacı olacaktır. Belki o saatlerde bir doktor bulmakta zor olabiliriz Sadece hmm. devlet hastanesine götüreceksin. Belirli hastanelere gidebileceksin. Belki bir baba olarak hani tamamen sağlık eğer düşünüyor hayat kurtarmak üzerine bir düşünceleri olmuş olsaydı böyle bir organizasyon içinde olurlardı. Ama bakın biz neyi söylüyoruz bu kaza 23.50'de oluyor. 23.50'de evet, 23, .50'de. 23 .50'de oluyor. Şimdi bir saati düşünün Hani bir saat anlamında da hani kaybetmesi e, rahmetli Oğuz Murat acının da hani oradan çıkartmış saat bir buçuk iki gibi. Biz o tabloda neye geliyoruz? E, saat iki de hmm. evden çıkmış bir havalimanına giden bir aile görüyoruz. Evet. Aynen ve öyle. saat 3'te de uçak bileti alınmış ilk uçak yurt dışına evet. Mısır ve Mısır'a giden bir aile görüyoruz. Evet. Bu da neyi gösteriyor hani bizi? Bunların hiç e, bir şekilde iyi niyetli olmadığını ne, ne güzel tamamen, hemen organize olmuş tamamen tamamen sadece ve sadece kendilerini düşündükleri ve kendi çocuklarını düşündüklerini görüyoruz Kesinlikle. yani başka e, oradaki beş kişinin canını önemsemeyen sadece biz oğlumuzu ya da bu çocuğu nasıl kurtarabiliriz diyen bir organizasyon evet, evet, i̇şte evet. biz de şu an bu organizasyona Evet. Bunu ortaya çıkarttı. Emre için. bu evet. organizasyonda da e, dünden beri seni dinliyoruz, okuyoruz, bütün her şeyi inceliyoruz. Bu organizasyonda az çok biz de hayata karşı deneyimliyiz. Eylem tokun yalnız olduğuna inanmıyorum. Şimdi Yani ben, orada bir birlikte onunla bir hareket eden bir ortada, organizasyon var arkada. şimdi, şimdi ben dün Aile mutlaka bizi izliyordur. Ben dün hem aile hem de aile avukatlarına kendi yayınımda da bir çağrı yapmıştım. Çok acil olarak çünkü bu bir bana göre bir organizasyon ve organize bir kaçırma eylemidir. Kazanın olduğu dakikadan hı hı. yurt dışına kaçıncaya kadar hı hı. eylem tokun ve kazay karışan çocuğun cep telefonlarının kayıtların istenmesi zincirleme evet. telefon görüşmelerinin istenmesi evet. ve bununla birlikte HTS kayıtlarının istenmesi. Şunun için söylüyorum HTS kayıtları önemlidir. Kazadan sonra Eylem Tok ve 16 yaşındaki çocuk kiminle buluştu, nerede buluştular, yanlarına kimler geldi. Evet. Bunlar evet, HTS kayıtı dediğimiz baz istasyonundan o an kimler bir aradaysa bunların bütün hepsi HTS kayıtları da ortaya çıkar. Hı. İkincisi bunlara yardım eden kimler varsa bu tek başına bu kadar saat diliminde Olacak bunu düşünebilecek kişiler değillerdir. Hı. Burada mutlaka bir üst akıl dediğimiz bir akıl vardır. Evet. Yani bir organize, bir, kesinlikle. Bir organize durum kesinlikle. söz konusu. Çünkü kesinlikle. tek başına yürütülmüş bir sistem. Kesinlikle. Hayır hayır. Kesinlikle. Bunun da, Aynı bunun da ortaya çıkartı, çıkartılabilmesi için avukatların bugün mutlaka savcılığa dilekçe vererek Soruşturma yürüten savcılık hemen CSM şirketlerinden bu bilgileri isteyecekler. Ne kadar çabuk gelirse biz bu tabloyu o kadar net bir şekilde göreceğiz. O yüzden bu tabloyu dar değil biz genişletebildiğimiz kadar ve yayınlarda da bu tablonun ne kadar büyük olduğunu belgeleriyle ortaya koyacağız ki bu işte kimler varsa bunu kimler kapatmaya çalışıyorsa bu şekilde gün yüzüne ortaya çıkacak. çıkacak. Zaten evet, Emrullah hiçbir şeyin gizli kalamayacağı gibi bir şey var. Kesinlikle. Her şey kayıtlı. İyi aramış. İyi araştırılırsa, iyi her, her şey ortaya, ortaya çıkar. çıkacak. Evet. Ama ben de Müge'ye katılıyorum bir taraftan. Özellikle e, Eylem Hanım'ın aileye ulaştım, ulaşmaya çalıştım, e, onlarla iletişime geçmeye çalıştım cümlelerinin de ne kadar gerçek dışı olduğunu şu anda telefonumuzda e, Oğuz Süleyman. Murat, Oğuz Murat Acı'nın e, şu anda babası eee Özer, Özer, Özer Bey, Özer Bey, Bey var. Ee, sabah konuştuk. Ben çok fazla uzatmayacağım öncelikle. Özer Bey merhabalar. Özer Bey. Beş ah. 5'le galiba. Özer Bey. Hemen bir daha arayacağım ama bu ara bu arada Özer Bey ile konuşmamda <laughs> ne kadar üzgün olduğunu şu an arıyorum. Ya yani şurada üzücü olan e, noktayı şimdi bakıyorsunuz Barbarca bir evet. baba. Evet. Acısını çok anlatılan kaybetmiş. anlatılanın yani dışında bir oldu. durum söz konusu. Acısını yaşayamıyor. Yani acısını, acısını yaşayamıyor. Şu, çünkü an, şu an bir öfke var. Yani şunun için öfke var. var. Yani adaletin peşine düşmüş evet. durumdalar. Yani Evet. Ve Özer şimdi e de... çok acı e, bir şey. Bağlanmadı herhalde şey oldu. Evet hemen. Ee, Özer bey ile ilgili, daha doğrusu rahmetli Oğuz'un Oğuz, Oğuz Acının ailesiyle ilgili. Şimdi aslında bu olay ilk kez mi yaşanıyor Türkiye'de dünyada? Hayır benzer örnekleri var. Çok. Filmi çekilmiş dizileri çekilmiş, kamuoyu ikiye bölünmüş günlerce, aylarca, yıllarca tartışmışlar ve şeye bakın bir tarafta e, cemiyet hayatında değil mi? Emrullah, e, havalı, güçlü, zengin bir aile. Öteki tarafta kendi halinde düzgün, namuslu e, şey yaşayan insanlar, sade yaşayan insanlar. Şimdi kamuoyu neyi tartışıyor? Acaba tabii ki adalet sonuna kadar davanın arkasındalar. Bir yerde o zengin aileden bu aileye bir teklif gelecek mi? Ya evet. şimdi mutlaka gelecektir. Şimdi onları e, hani bir şey söylemiyorum. Bunlar, evet. Bu tarz hani e, sonuçta bizim hani bir yorum yapmamız çok doğru değil. Biliyorsunuz ki e, yakın zamanda Somali Cumhurbaşkanı'nın hani o ile alakalı bir şey vardı. Kamuoyu çok böyle eleştirdi. Bu konulara girmek istiyor. Artık o ailenin kendi karar vereceği bir şey. Fakat hani bizim hani burada hani gördüğümüzde şunu söyleyebiliriz. Oğuz Murat Acan'ı ben arkadaşlarıyla hani evet. konuştuğumda herkes şunu söylüyor. Abi dediler hani tanısanız dediler o kadar iyi bir insandı ki yani evet, herkesin herkesi yardımına koşan birisi. Yani gerçekten de hani bu ülke için, burası için çok fazla hani birisiydi. Herkesin yardımına koşan, düşünceli, hani bir karıncayı bile incitmeyecek naiflikte birisiydi diye anlatıyorlar. Sonuçta biz rahmetli tanımıyoruz ama arkadaşların anlattığı kadarıyla biliyoruz. Hı. Ve yine aynı şekilde aile tablosuna bakıyorsunuz. Bizim hani Türkiye'de hep böyle hani gördüğümüz hani tablolar kötü tablolar görüyoruz. Evet. Bir birini dövüyor, ötekisi ötekini bıçaklıyor ya da taciz Sü sürekli böyle kaotik bir e, haberlerle karşımızdayız. ama şimdi e, Oğuz Murat Acın'ın ve ailesinin fotoğraf karesine bakın ne kadar mutlu bir aile görüyorsunuz. Çok huzurlu. Yani, yani ne kadar mutlu kendi bir haldesiniz. Hani evet. hani keşke Daha... keşke o mutluluğu hani bütün ailelerden hani görebilsek böyle bir mutluluk tablosunu görebiliriz. Evet. İşte aslında bir taraftan da hani böyle bir mutluluk tablosunun hani ee bozulmuş olması ve bozulurken İnsan. de bozulduktan sonra da bakın bunlar hala hayatın içinde var. İnsanlar hatayı da yapabilirler, kaza da olabilir. Evet hani bunlar olmuş da olabilir. Fakat sonrasında hani adalet peşinde koşmak aslında yorucu. O yüzden diyorum. Evet. Özer Acı'ya baktığımız zaman babası acısını yaşayacakken hani ee Önü, önlerine bakıp torunlarının geleceğini düşünecekleri ve buna nasıl bir artık e, durum sağlayacaklarını düşünürken şu an öfkeli bir şekilde adaletin peşinde koşuyorlar. Evet. Yani acısını yaşamadan adaletin peşinde Özer koşuyorlar. Özer Bey'in telefonda söylediği şöyle bir şey var. Karşı tarafın üçüncü, dördüncü yakınları bizim yakınlarımızı arıyor diyor. Taraf. Anne baba arayacak beni diyor. Kes doğru söylüyor. Anne baba yani şunu, muhatap olacak şunu, benle diyor. Benim karşıma şunu, onlar çıkacak. Şu, şu, ne kadar oluyor? Şunu, ayıp şunu bir gördük şey mü? Ee, şunu gördük mü? Eğer ki çok samimiyseler, hani belki tepkide alabileceklerini düşünebilirler. Ama önden ararsınız, hani babası için söylüyorum. Ee, yani Hemen bir araya, araya gireyim baba, babadan evet. bahsederken.